Tamam. Teslim oluyorum. İndirin silahları. Allah'ın cezası herif. Buraya kadar gelmeye cesaret ettin ha? Teslim olmak için geldim Cemil. Allah şahit hiçbir suçum yok benim. Sus! O pis ağzını Allah'ın adını alma. Sakın Cemil. Daha kim olduğunu bile bilmiyoruz. Benim hiçbir kabahatim yoktu inan. Her şey geride kaldı artık Cemil. Elini kana bulama. Cemil, indir silahını, tutuklayalım şunu. Askersin sen. Buna hakkın yok. O zaman bundan sonra asker değilim. Neredeyim ben? Neresi burası? Her şeyi almışlar. Tüh. Yakaladılar demek. İyi de nasıl bir hapishane burası? Ne yatak var ne insan. Hücreye de benzemiyor. Şey, burası neresi? Ferah kapısı. Ferah kapısı mı? Peki sen kimsin? Bir vicdan aynası. Dediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum. Söyler misiniz, ne oldu bana? Ömür kandilinde yağ tükendi. Nasıl yani? Yani ömrün sona erdi. Yok. Yok. Yok, hayır, 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 yok, hayır, 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 ölmedim ben, hayır, 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 ölmedim ben, ölmedim ben, tutamayacaksınız beni, tutamayacaksınız, tutamayacaksınız, sen uzak, sen uzak, sen uzak, sen uzak. Çıkacağım, çıkacağım, teslim olurum, tamam. Kod adıymış o, gerçek adı Samet diyorlar. Yok ya. İkinci bölükten Cemil vardı ya. Onun arkadaşıymış çocukluktan. Gerçek adıymış. Canlı bombaymış. Eğer uzman fark etmeseydi... Sakin. Baksana. Ölen adamın gerçek adı neymiş? Samet mi? Yılmaz mı? Yılmaz. Yılmaz mı? Terörist. Evet komutanım. Teslim olmak istiyorum diyordu hep. Tamamdır arkadaşlar. Çeviriyoruz. Yo. Yo. Ha, yo hayır. Hayır. Vurmuşlar beni. Bırakın. Bırakın, götürmeyin beni. Belki ölmemişimdir. Yok yok, ben yokum artık. Yok, ölmüşüm. Hayır. 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 Demek ölümden kurtulamamışım. Demek böyle bir yer gerçekten varmış. Burası için şüphelerin mi vardı? Şüphe mi? Yoktu herhalde. Ama bu kadar çabuk, bu kadar erken... Başlangıcı olan her şey biter. Peki, ya bundan sonra? Allah bilir. Onun engin merhametinden bir parça bile almayı hak etmişsen ne âlâ. Yoksa... Artık kaçacak yerim de saklayacak sözüm de yok değil mi? Sen saklasan da onlar gösterecek bize gerçekleri. Bir bir dökülecek ortaya her şey. İşte buradalar. Ha? Ana? Şükrü dayı? Zümrüt? Demek hepsiyle yüzleşeceğim öyle mi? Yok. Yok yok. Ama bunu yapamam. Yapamam, utanırım. Mahvolurum, dayanamam buna.
gelenler bu dünyaya gidiyor birer birer. Her gün ruhlara çarpan kederli birkaç haber. Öteye inanmayan sinelerde burkuntu. Onlar için çılgınlık saklanacak tek kuytu. Evet Yılmaz, hesaba hazır mısın? Ben hazırım ama nereden başlayacağım, neyi anlatacağımı bilmiyorum ki. Merak etme. Hayatın bir film şeridi gibi gözünün önünden akıp geçecek. Nefsinle birlikte bütün olayları görecek ve şahıslarla yüzleşeceksin. Doğru doğru olarak, hata hata olarak tasdik ettirilecek sana. Hatalar, hatalar. Öyle, galiba örgüte katılmam da hata. Anamı, köyümü geride bırakıp ucu belirsiz bir şeyin peşinde koşmak. Ama bilerek, isteyerek katılmamış mıydın örgüte? Bilerek ama isteyerek değil. Koşullar öyle gerektiriyordu. Ama pişmandım. Pişmandım hem de çok. Ben de seyret kendi hayatını. Yılmaz! Ateş et, ne duruyorsun? Teslim olun. Kaçacak yeriniz kalmadı. Yılmaz! Buradan kaçmak için tek çaremiz var. Senin olduğun yerden hedef net görünüyor. Hadi göreyim nişancılığını, hadi. Hadi tam zamanı şimdi. Hadi. 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 Allah kahretmesin. Tutukluk yaptı. Ver şunu, ver. Bu son dikkat. Komutanım, komutanım iyi misiniz? Hadi, çabuk olun, kaçıyoruz hadi. Çabuk, kaçın. Komutanım, komutanım. Allah'ın cezası herif. Hepimizi öldürecektin. Aptal! Ya silah tutukluk yaptı işte, ben ne yapayım? Beceriksiz. Geldiğinden beri bir kurşunun bile değmedi askere. Artık hain olduğundan şüpheleniyorum. Ne haini be? He? Ne haini? Çatışmada hep en önde benim. Tamam mı? Kurşunum denk gelmemiş birine. Bu mu hain ediyor beni? Göreceğiz. Sana son bir şans. Bu gece köy yolunu kesip haraç getireceksin. Becereme. O zaman alnının çatından vururum seni, bilmiş ol. Gel hele şöyle biraz konuşalım, gel. Bıktım be buranın çilesinden. Boğuluyorum artık. Dur, sakin ol. Anlat hele, nedir seni böyle yiyip bitiren şey? O mesele işte, biliyorsun. Yine mi Zümrüt? Unut artık onu. İstememiş işte seni zamanında. Bak nişanlanmış da. O Cemil Salah ile hem de. Yediremiyorum be Tuncer. Ramak kalmıştı Zümrüt'ün gönlünü yapmaya. O salak aklını çelmeyeydi kızın. Duramıyorum burada. Anamdan geçtim. Köyümden geçtim. Hayatımdan geçtim. Ama ondan vazgeçemiyorum. Peki ne yapacaksın? Bir şey düşündün mü? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hoş geldin hanımala. Hoş bulduk kızım. Oh oh, çeyizler bitmiş bile. Cemil oğlum ne zaman görecek? Kısmet, otursana. Ama yarın izne geliyor. Ah. Bir hafta burada. Hayırlısı olsun. Asıl babanı sormaya geldim kızım. Var mı bir haber? Anjiyo yarına kalmış. Anamla şehirde kalacaklar bu gece. Şifasını erse de kurtulsa bari.
Gece ben gelirim kalmaya. Yalnız bırakmam seni. Zahmet etme hanımala. Olur mu öyle şey? Sen bana emanetsin kızım. Şey, Yılmaz bir haber etmedi mi? 3 yıldır bir haber yok. Eğer hainler civanımı koparmasalardı benden, ona da Cemil gibi bir yuva kuracaktık. Her gece bir ümitle camda beklerim ama gelen giden yok. Allah büyük hanımala. Belki günün birinde... Askerde sevda çekmek daha bir zor, değil mi delikanlı? Yarın mı, hanımın mı? Nişanlım. Kısmet olursa tezkereden sonra evleneceğiz. Tuncer! Zamanımız kısıtlı. Hadi bitirelim şunu, hadi. Dur. İnin aşağı, inin. Çabuk aşağı inin, hadi. İnin aşağı, hadi. Çabuk geç. İn. Bakın böyle, hadi. Şu kağıdı ver bakayım. Çabuk. İn. Çabuk geç. Sağ komazlar. Hadi baba, hadi in. Çabuk geç hele. Geç hele sen de, hadi. Geçin. Hadi. Çabuk olun, hadi. Hadi. Allah'ım geç, hadi. Geç. Durun yapmayın. Geç şöyle, hadi. Geç. Ne olur. Geç şöyle. Allah rızası için hadi. Yapmayın. Hadi. Yürü. Geç şuraya. Sen de şöyle, hadi. Verin onları. Hadi yürü, bırak. Allah rızası için. Geç. Şunu. Hiç merhamet yok. Tamam. Verin onları. Sus. Sakın bir şey söyleyeyim deme. Rahat dur. Allah aşkına ol. Sizde hiç merhamet rahat yok dur, mu? Rahat. Borç olarak bir araya getirdik o parayı. Ne olur yapmayın, sus. Acın. Onlar merhamet bizim hakkımız. Ne olur bizim yapmayın. Biz sizin için dağlarda geziyoruz. Ne olur merhamet edin, yapmayın. Kalk ana. Bak. Şunu unutma, tamam mı? Aldıklarımızın hepsini geri vereceğiz, tamam mı? Ha? Sözümü söyle. Borç bilin o zamana kadar. Tuncer. Siz işi bitirip kampa gidin. Bir yalan uydur benim için de. Köye inmem lazım, tamam? Sonra geleceğim. Zümrüt'e mi? Boş ver, dediğimi yap yeter, hadi. Çıkar. Hadi. Çıkarın cüzdanları, hadi. Ver. Teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 terörist ölü olarak ele geçirilirken 1 asker de şehit edildi. Şimdi sizlere görüntüleri yorumsuz olarak sunuyoruz. Kim var orada? Kimsin sen? Ne istiyorsun benden? Sen... Yılmaz... Oğlum... Yavrum... Yılmaz'ım... Biricik oğlum... Hepsinin yüzü kapalıydı komutanım. Tek görebildiğim otobüs hareket ettikten sonra dereye doğru gittikleri. Aslında kim oldukları belli ama neylersin. Boyunları altlarında kalır inşallah. Sen iyisin ya oğlum. İyiyim baba. Bir sonuç alınır mı bu işten komutanım? İnşallah. Zaten uzun zamandır burada bir grubun olduğu biliniyor. Ama çevreyi ve insanları iyi tanıdıkları için saklanmaları kolay oluyor. O yüzden bir türlü yakalayamadık. Neyse, seni de Allah korumuş çavuş. Biz neler gördük burada. Allah'ıma bin şükür. Bahçedeki tele takıştı herhalde. Yeter baktın ana. Yeter mi oğul? 3 sene görmemişim kara gözlerini. Ne diye kalkıştın böyle bir işe? Ne diye yaktın yıllarca anacığının yüreğini? Döndün değil mi oğul? Gitmeyeceksin bir daha değil mi? Bak haberlerde dinliyorum. Dönüyor herkes. Pişmanlık mı ne, öyle bir şey varmış. He oğul. Bakacağız ana, bakacağız. Bakacağız. Başka şeyler konuşalım bir ana. Mesela köyden. Şey, Zümrüt nişanlanmış. Öyle duydum. Doğru. Cemil'le nişanlandı. Şükrü dayın da anjiyo oluyor yarın. Tüh, bak unuttuydum. Zümrüt'te kalacaktım bu gece. Yalnız kızcağız.
Haber vereyim de Nuriye Hanımlara gider. Tek kalmasın evde. Yalnız mı? Sakın! Yani şüphelenir belki. Hem gelirken evlerinin arkasından dolandıydım. Beni fark ettiyse kötü olur. Zifiri karanlıkta nereden görsün oğul? Yalnız mı kalsın kızcağız? Kalsın. Bir gece de yalnız kalsın ana. Beni mi feda edeceksin ha? Hem karakol var, bir gören olur. Haklısın. Köy yerinde bir şey olmaz Heral. Allah'ım içime mi doğmuş nedir? Güveç yaptıydım. Hani seversin ya soğanlı. Bir çırpı da hazırlayıvereyim. Beğendin mi oğlum? Eline sağlık ana, çok güzel olmuş. Zümrüt evdedir değil mi? Gece vakti gidecek halin yok herhalde. Yok. Sadece bir sorayım dedim. Nicedir bu büyüğünü kullanmıyordum. Ev şenlendi vallahi. Yılmaz? 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 Geldim hanım hala. Geldim. Bir dakika. Allah Allah. Tövbe estağfurullah tövbe. Yılmaz. Sen. Korkma. Bak bir kez olsun yüzünü göreyim dedim ha. Yüzün, gözün, sesin hala aklımda. Kulaklarımda çınlıyor ha. Zümrüt. Yılmaz. Çık git bu evden. Yoksa... Sensiz hiçbir yere gitmem. Yemin ederim. Bak gözüme uyku girmez oldu ha. Bak. İste topu tüfeği bırakayım elimden. He de bana. He de bana adam gibi yaşayalım bak. Bak. Hatta İstanbul'a kaçıp gidelim buradan ha. Kimse tanımaz bizi. Yeter ki geri çevirme beni Zümrüt. Senin gibi eli kanlı bir eşkıyaya varacağıma ölürüm daha iyi. Defol. Defol git. Yapma Zümrüt. Yapma. Beni bir kere daha boş döndürme. Seviyorum seni. Senin sevgin zehrinden beter. Senin yılandan farkın yok. Zümrüt, laflarına dikkat et. Ben... Bu işin dönüşü yok dediydim. Benimle geleceksin. Benimle geleceksin. Anladın mı? Ne o? Sıkıldın mı oğlum? Bir kahveye gideyim bari ana. Babam camiden çıkınca beraber döneriz. Sen bilirsin oğlum. Sana güzellikle söyledim içimdeki yangını. Ama anlayacaksın yakında. Sen de seveceksin beni. Kimse de düşmeyecek peşine kaçtın diye. Çeyizini alıp düşmüş bir oğlanın ardına diyecekler. Zümrüt! Zümrüt, duymuyor musun? Zümrüt, duymuyor musun? Ne oldu buna? Uyumuş olsa ışıklar niye açık ki? Ne oldu oğlum? Kahveye uğradım da... Camiden seni alıp öyle döneyim istedim. İyi yapmışsın. Hadi gidelim. Umarım atınız ahırdadır inşallah. Kalk. 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 Yürü. Yoksa dağa kadar taban tepersin. Yürü. Hadi bakma yürü.
Yürü diyorum sana, yürü. Yürü, yürü, yürü. Sus. Buraya gel. Sessiz ol, bir duyan olacak. Ben daha o dakika anladım. Onunki gönül işidir bence. Belli ki derdi buymuş. Yılmaz, iyi nişancı. Ötekiler de pek tutuyor onu. Elde tutmak lazım ama... Ne yaptın sen Yılmaz yoldaş? Yoksa Zümrüt mü bu? Başka çarem yoktu. Ne önünü düşündüm ne sonunu. Nasıl yaparsın Yılmaz kardeş ya? Oldu bir kere. Dönüşü yok. Bu şey... Gerek yok. Biliyorum ne olduğunu. Örgütte böyle şey olmaz. Ama seni severim. Madem gönül verdin, burada kalabilir. Yeter ki davana inancın daha da kuvvetlensin. Sağ olasın. Gün kavuşsun geleceğim yanına. Hele bir doğsun güneş. Göreceğim gül yüzünü. Dört yanında nöbetçi var buranın. Nefes alsan duyarlar. Ona göre. Sakın bir şey yapmaya kalkma. Dur. Sen anla halimden bari. Nişanlıyım ben. Anam var, babam var, bekleyenim var. Ne olur yardım et bana. Ne olur. Ne olur. İyi iş çıkardın Yılmaz yoldaş. Yukarısı çok takdir edecek bizi. Sağ ol. Sağ olasın. Sabırsızlığın da şu ateşi geçti ha. Artık durma. Bak içeride seni bekliyor. Eyvallah. Berfin! Buraya gel. Yarısını benim çadıra koyacaksın, unutma. Kimseye de çaktırayım deme. Sonu ne olur biliyorsun. Oo, dağ havası yaramış. Yılmaz, olmayacak işlere kalkıştın. Allah aşkına bırak beni gideyim. Olmayacak iş mi? Ha? Sevdalıyım diyorum, yetmez mi? Farz et ki hep ben vardım. Farz et ki bunlar hep beni bekleyerek işledin. Ha? Helalin değilim. Yapma ne olur. Bak güzelim, burası dağ. Kanunu da, anlayışı da değişiktir. Burada kanunu ben koydum. Ve ilk madde. Beni seveceksin. Ben neye helal diyorsam o helal olacak. Artık helalimsin. Karım olacaksın. Yapma. Yalvarırım yapma. Bu yaptığının hak katında ne kadar çirkin olduğunu biliyor musun? Benim maksadım yuva kurmaktı. Sonunda nasıl olsa anlaşırdık. Senin planların sonradan hep razı etmek üzerine mi kuruluydu? Nasıl? İnsanlardan yol keserek, köy basarak, gasp ve talanda bulunmadın mı? Ama hedefimiz gerçekleşince o insanlara aldıklarımızı geri verecektik. Peki, ne aldığınızın hesabını kim tuttu? Yani bir şekilde rızalaşırdık. Biz hep onların menfaati için çalıştık. Burada yalan olmaz. İnsanların helal mallarını
kendi rızası dışında almak nedir? Ya Zümrüt'ün hakkı? Ben onunla gerçekten evlenecektim. Peki nikahın şartı nedir? İki tarafın da razı olması. Senin yaptığında rıza var mı? Yoktu. Ama ileride hallederim diye düşündüm. Peki ya bir insanın hürriyetini elinden alarak kaçırmak nedir? Biliyorum. Ama Cemil'le ayırmanın başka bir yolu yoktu ki. Başka türlü ayıramazdım. Vebal içinde vebal, yanlış içinde yanlış. Ama ben Zümrüt'ü çok seviyordum. Senin sevgilerin hep böyle yaman çelişkiler mi yaşar? Köylülerini seviyorsun, onlar için dağlara çıkıyorsun. Ama onlara soygun ve talanla karşılık veriyorsun. Zümrüt'ü seviyorsun. Dağa kaçırıp, haddini aşıp saldırıyorsun. Bunlar nasıl sevgidir? Elimde değildi. Kıskançlıklarım beni kör etmişti. Ama dilini ve elini kontrolsüz hale getirmişti. Kıskandın, dilinle hakaret ettin. Kıskandın, elinle saldırdın. Allah'ın haram kıldığına helal dedin. Ben nasıl desem bilmiyorum ki. Hep çirkinlik yaşayıp yaşatanlar burada hiç güzellik görmezler. Bilal Efendi, insan bunca zulüm yüklenince işler nasıl sarpa sarıyor burada? Evet. Ama çok şükür benim böyle işlerim hiç olmadı. O sizin zannınız. Burada bulunmanız Yılmaz'ın cürüm ortağı olmanızdan. Ama nasıl olur? Yılmaz'ı Zümrüt'ün evinin önünde görünce ne yaptın? Ben Yılmaz olduğunu bile anlamadım. Sadece bir adamın eve girdiğini gördüm. Onu da köyde yaydın. İnsanlar bu dedikoduya inandılar. Cemil nişana attı. Zavallı bir insan dağlarda bu zalimlerin elinde kaldı. Benimki iki kelimelik bir laftı. Laf iki kelime ama tahribatı büyük. İffetli bir kadına iftira ettin. Hayır hayır, olamaz. Benim niyetim köyün selameti içindi. Başkalarının selameti cürüm işlemenizden mi geçiyor? Bu şeytanca maskaralıktır. Ya sonra ne oldu Yılmaz Efendi? Bütün bunlar köyde tam istediğim gibi yankılandı. Artık bütün şartlar benim lehime dönmüştü. Cehalet bu kardeş, ötesi yok. O kadar insana söz vermişsin, nişan bağlamışsın. Sadece kendi kuru başını yapsa iyi. Babasının hastaneye gitmesine fırsat belledi herhalde. Böyle de insafsızdır. Hayırdır komşular, ne oldu? Nişanlısı da dün gece izne gelmişti. İsmi Nur, bu ne hal? Gel hele gör ne olduğunu. Çeyizini bohçasına alıp başka birine kaçmış Zümrüt gelin. Sen ne diyorsun İsmi Nur? Zümrüt yapar mı böyle bir şey? Neyi var neyi yoksa toplamış götürmüş. Sabah Cemil gelip kapıyı açık görünce gelip girmiş işte hak. Olamaz. Dünya tersine dönse böyle bir şey gelmez akla. Sorup soruştursaydınız başka bir hal vardır. Bilal enişte gece evin önünden geçerken bir erkek aldığını görmüş. Daha ne olsun? Erkek mi? Her şey ortada hanım. Kendimizi kandırmanın lüzumu yok. Aman Allah'ım. Yılmaz.
Nasıl yaşarım Allah'ım? Nasıl yaşarım bu utançla? Nasıl bakarım anamın, babamın yüzüne? Cemil! Alaydın canımı ya Rabbi. Alaydın da görmeyeydin bu günleri. Namussuz rezil! Nasıl yaptı bunu bana, nasıl? Ne desen az oğlum. Ne desen az. Geldi mi düzenbaz dünürler? Geldi. Zavallıların da haberi yokmuş bir şeyden. Babasının anjiyosu işe yaramamış zaten. Bir de kara haberi duyunca kahroldular. Beter olsunlar. Onların her bir şeyden haberleri var da. Olur mu hiç bey? Hallerini bir görsen. Ben biliyorum yedikleri haltı. Aksöğüt'teki Halil Ağa'da oğluna istiyordu Zümrüt'ü. Baktılar hala yağlı kapı duruyor orada. Kakaladılar kızı. Bu iş burada bitmiştir ana. İzin mizin artık haram oldu bana. Al bunu. Götür ellerine ver. Bunu nasıl yaparım oğlum? Adamcağızın zaten kalbi zayıf. Yüreğine ini verir. Bin beter olsun. Artık onlar bizim için düşmandır, düşman. Yağmurlu havada bir damla su bile vermem. Ne deniyorsa onu yap. Zümrüt diye biri yoktur artık benim için. Okan'la ekmekten bir lokma bile almam. Dayanamıyorsun değil mi yüzüme bakmaya? Benim gibi kirletilmiş, özgürlüğü elinden alınmış birini görmeye alıştın değil mi burada? Ben istiyor muyum sanıyorsun? Her yerde iğrençlik varken burada olmak çok mu kolay sanıyorsun? Bunu görüyor musun? 18'indeydim beni buraya getirdiklerinde. O Sinan namussuzu bana sahip olmaya çalışınca direndim. Ama sonu bu oldu işte. Yıllarca kullandılar beni. Dövüldüm, hırpalandım. Tehdit ettiler kaçmamam için. Ananı, babanı, kardeşlerini öldürürüz dediler. Ne yapayım ha? Söyle nasıl yaşayayım? Eğer denersen şimdi dene. Kapının önünde kimse yok. Ben de olmayacağım. Allah'ım, yardım et. Ağaçlığa çıkınca koy. Hakaret. Anlamayacaksın değil mi? İçimdeki sevdayı bilmeyeceksin değil mi hiç? Ha? Senin için günahla, zulümle dolu. Ya bırak gideyim ya da vur beni öleyim burada. Ne vurmaya gücüm var ne de bırakmaya. Sev beni diyorum, sev! Bin gönlüm olsa birini vermem sana. Aşağılık herif. Yürü. Yürü. Bırak beni. Yürü. Kimdan? Yürü. Yürü. Bırak. Yürü. Bırak beni. Yürü dedim. Bırak diyorum. Yürü. Bırak. Kiminle görmüşler ama hanım? Nereye kaçmış? Kaçmak ne kelime. Zümrüt'üm yapmaz böyle hayasızlık. Başka bir şey olmuştur.
Başına bir hal gelmiştir. Bey, gözünü seveyim çok içlenme. Kalbini düşün biraz. Gel, gel hele İsminur. Dünür, konuştun mu Kerim Bey'le? Konuştum. Şükrü Bey, biz nişana atıyoruz. Buyur. Allah sonunu hayretsin. Neden? 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 Madem artık bana varmayacaksın, kimseye yar olmak yok Zümrüt. Kendi düşene ağlamaz. Bundan böyle diğerleri gibi orta malı olacaksın. Stoklar erimiş hepten Yılmaz. Yarın gece erzak için ineceksiniz senin köye. İyi de bizim köyün beli iyice büküldü artık. Canım, geri ödeyeceğiz zamanı geldiğinde. Hem bugüne kadar ne fayda gördük ki o aşiretten. Koca aşiretten senden gayrı adam çıktı mı? Hem korkma. Kamyon kamyon taşısan bitmez o köyün erzağı. Sen bilirsin. Ama bak, başka biri gitsin bu sefer. Zümrüt'ü kaçırdığımı duydularsa cıngar çıkaran çok olur. Senin gitmen şart. İyi de neden illa ben? Bu dağda neden diye sorulmayacağını iyi biliyorsun değil mi? Evet. Hele neden böyle güzel olunca? Köyde dedikodu almış yürümüş komutanım. Ama yapmaz, yapamaz. Benim kızım asla yapmaz böyle namussuzluk. Aktır onun alnı. Amcacığım biraz sakin ol. Biz araştırıyoruz olanları. Kızımın, benim, ailemin şerefini iki paralık ettiler. Bu kara temizlenmeden nasıl sakin olayım komutan? Sen rahat ol amcacığım. Civar köylere çıkacak ekiplerim var. Oralarda soruştururum. Şimdi git eve dinlen biraz sen. Eğer dediğin gibi ise mutlak bir sonuca varırız. İnşallah komutan oğlum, inşallah. Dağ gibi çocuk askere dünya kadar dertle gitti, ağlar. Kimin hakkı var böyle kansızlığa, sorarım. Dediğin gibi Halil Ağa'nın oğlu kaçırmış olsaydı duyulurdu Kerim. Minareyi çalan kılıfını hazırlar Bilal, bilmez misin? O mal budalası Şükrü her şeyi düşünmüştür. İki parça arazi için... Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu be adam? Şükrü abi, dur. Abi, dur. Bilip bilmeden adamı lekeleyemezsin. Dur abi. Sakin ol Şükrü. Köy kılavuz istemez. Bana bak. Para sevdasına kızını peşkeş çekti. Ne yaptın şimdi? O aşufte de sana uydu ya. Ailece kökümüze kibir sür. Kızıma dilini uzatamazsın, anladın mı? Şükrü, çekil, çekil, çekil. Şükrü abi. Şükrü abi. Benim kılım lafussun. Abi. Bırak, bırak çekimi. İyi misin abi? Ya adamın kalbi duruyor. Şükrü abi. Şükrü abi. Şükrü. Şükrü abi. Şükrü abi. Şükrü abi. Kendine gel Şükrü. Yapın. Ya bir şeyler yapın. Şükrü abi. Şükrü abi. Ne dedi ona? Ölüme sebebiyetten içeri almışlar babamı. Kalp krizi olduğu için ceza almayacağı kesinmiş. Ama yine de dert işte. Çok şükür demek isterdim ama... adamcağıza da Allah rahmet eylesin. Ne olduysa, ne geldiyse Zümrüt'ün yüzünden geldi başıma. Öyle soğuttu ki beni her şeyden. Artık ne evlenme ne yuva kurma hayali kalmadı içimde. Saçmalama. Böyle şeyden mahrum kalınır mı hiç? Bak şunlara. Tezkereye bir hafta bile kalmadı ama yıllar var gibi geliyor. Vallahi bunun özlemi bile güzel. İnşallah bir gün sana da nasip olur. Siz vadiye çıkmadan güneş kavuşur. Dikkatli olun. Hadi arkadaşlar. Yürüyün. Başımızda dolanan yarabbim. Allah büyük. Metin olasın kıymet. Neden oldu bunlar hanım?
Hangi vicdanı sığdı yapılanlar? Bak şuraya yazıyorum. Müsebbibi kimse, öz kızımsa bile, Zümrütse bile, Allah onun da... Sakın ah etme Kıymet. O değil. Sadece bunu bilesin. O değil. Bırakın! Bırakın ben beni. Yetmezmişim. Bırakın. Herkesi yaktı bağır Yılmaz. Bakalım. Nasıl derim? Millet içine nasıl çıkar da bakarım yüzlerine. Hadi bağır bakalım. Hadi kim duyacak ha? Hadi söyle bakalım. Hadi hadi toplayın şunları. Boş durmayın. Hadi her şeyi alın. Geri dön. Yılmaz! Ana? Hangi yüzle bana ana dersin ha? Hangi yüzle ayak basarsın bu köye? Ana kendine gel. Gördün mü ettiklerini ha? Duydun mu neler ettin köyün başına? Şükrü dayın öldü senin yüzünden. Düğün dernek beklerken cenazeye kaldırdı köylü. Masum insanları birbirine kanlı ettin. Ben hakkım olanı aldım ana. Kimse suçlayamaz beni. Zümrüt'ü tez getirip teslim edeceksin anasına. Yoksa yeminim olsun hakkımı helal etmem sana. Zümrüt yok bundan sonra unutun. O artık kendini davamıza adadı. Onun yeri artık Duranlar Vadisi. Olmaz. Çukura oğlumu kaptırdım. Yeğenimi vermem. Yapamazsın. Hadi. Bu kadar laf yetmiştir. Gidiyoruz. Gidemezsin. Söz vermeden bir yere gidemezsin. Yeter be kadın. Hadi gidiyoruz. Reşo toplayın malları. Kim var orada? Ne o? Yavuklunu mu bekliyordun? Çeyizini bana sakladın ha? Gelme üstüme. Bu sefer dokunamazsınız. Sahip olamayacaksın bana. Burada sahiplik değil, paylaşım vardır. Geri dur dedim. Biz ezelden beri sizin aşiretin damadı sayılırız. Bırak beni. Bırak dedim. Bırak. Sultanlık bitti. Bakalım bundan sonra ne yapacaksın? Zümrüt yok bundan sonra unutun. O artık kendini davamıza adadı. Onun yeri artık Duranlar Vadisi. Bu günahı daha fazla taşıyamayacağım. Bir oğul doğurdum, bir caniye bedeli oldum. Allah'ım yol göster bana. Yardım et. Silahları tek tek kontrol edin. Yağ gibi işleyecek. Hiçbir eksiğiniz olmasın. Kontrol edin iyice. Sinan, ne oluyor? Talimat geldi. Akşama 4 Çeşme Karakolu'na baskın düzenlenecek. Hasta sakat kim varsa silahlanacak. Hı hı. O da. Yanlış olmasın Sinan? Elimde adam kalmadı. Eşeklerle mi savaşayım? Bundan sonra bedava ekmek herkes yok. Hazır mı? Bizimle savaşacaksın. Biraz çalışacağız. Al şunu. Sıraya girin. Ben askeri kurşun atmam. Herkes hizaya. Asla. Al. O kadar koruduğun askerin babanı öldürdüğünü bilseydin bir saniye beklemez kavrardın şunu. Babam? Ne oldu babama? Senin örgüte katıldığın dedikodusu çıkmış köyde. Babanı içeri almışlar. Üstüne gitmişler yerini öğrenmek için. Nişan al. İşkence yaparken adamcağız kalp krizi geçirmiş. Bunları mı koruyorsun bana? Babanın katillerini mi? Al şunu. Babam. Al. Koş. Aldı. Aldı. Olamaz. Herkes tek tek dağılsın.
Herkes yerde. Olamaz bu. Hadi çabuk olun. Allah'ım. Çabuk. Herkes hedefine odaklansın. Tamam, sonucu bekliyorum. Hala neden geldiğinizi söylemediniz. Ben... bir ihbarda bulunmak istiyorum. Osman, doğru mu haber? Doğru, operasyon varmış. Bizim birlikte kaydırılıyor. Yer belli mi? Henüz değil. Hadi bir an önce gidelim. Aptallar! Ahmaklar! Hanginiz açık verdi lan köyde? Kimin boş boğazlığı bu? Hemen toplanıp terk ediyoruz kampı. Haritalar ve silahlar hariç her şey kalsın. Babam. Hadi. Hadi benim. Nasıl yaralar böylemiş? Çabuk. Yaşlı zavallı adama. Doğru olamaz. Olamaz. Hadi. Duydun işte, kalk gidiyoruz. Ya bizimle savaşırsın? Ya da burada yersin kurşunu. Hadi. Hadi bak. Bak, babanın intikamı için eline bir fırsat geçti ha. Hadi. Gördün artık gerçek yüzlerini. Hadi. Hadi al öcünü. Duranlar Vadisi'nin kuzeyinden bir grup takibe başladı. Muhtemelen tam şu bölgeden intikal edecekler. Önce bir birlik keşif için önden yola çıktı. Biz de bir saat sonra harekete geçeceğiz. O zamana kadar dinlenmeye bakın. Serbestsiniz. Osman, iyi misin? Bilmem. İçim bir garip. 4 gün sonra evdeyim. Hanımla çocuk burnumda tütüyor. En sonunda şu fotoğraftan daha fazlasını göreceğim ya. Çok şükür Allah'ıma. Allah sizlere de hayırlı tezkereler nasip eder inşallah. İnşallah. Gel, Günaylar'ın yanına gidelim. Bana ver, ben taşıyayım. Bırak, bırak, kendi taşıyacak. Siper alın! Yatın, yatın, çabuk yatın! Yatın! Boğazdalar! Ateş etsene, ne duruyorsun? Ateş etsin! Hadi bak böyle ateş et! Herkes ateş etsin! Ateş et, öylesine ısık kurşunu. Nişan almadan, yoksa mahvederler seni. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Yılmaz! Vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak için düzenlenen operasyon devam ediyor. Uzun süren takip sonucu Duranlar Vadisi yakınlarında terörist grupla sıcak temas sağlandı. Çatışmada birer şehit olurken 4 terörist ise ölü olarak ele geçirildi. Yılmaz yoldaş, adımlarını sağlam at bundan sonra. Her zaman arkanda ben olacak diyelim. Üstüne basamıyorum. Çok kötü. İflah olmaz bu yara. Kesme sen de zırlamayı. Aptal. Budala seni. Ölerek kurtulacağını mı zannettin ha? Al şu boş silah. Ciğerine kadar yaşayacaksın bu korkuyu. Peşimizde köpek gibi sürüneceksin. Bırak. Ne olur bırak beni. Hadi. Düş önüme. Bırak hadi. Artık. Hadi. Sinan yoldaş. O ne olacak? Siz yola koyun. Ben getiririm. Tamam.
Hadi. Sus, kes ağlamayı. Ben nasıl gideceğim bu ayakta? Burada kalayım. Yürü. Bir köye giderim. Burada kalacaksın zaten. Hadi. Osman. Teröristler 100 metre ileride tespit edildi. Sen mangan alıp şu tepenin arkasından dolaşacaksın. Emrederseniz komutanım. Recep, Günay. Siz de mangalarınızı alıp beni takip edin. Hadi. Arkadaşlar dikkatli olun. Hadi. Kalabalık görünüyorlar. İstersen bir bak. Emrim olmadan ateş etmek yok. Yılmaz mı? Bizim köyden. Rezil herif. Olamaz. Osman Zümrüt bu. Ne? Eski nişanlın mı? Demek bunun için kaçtın. Bu hainlik için. Öldüreceğim seni. Vur şunu Osman. Elim titriyor. Emin misin? Vatanıma ihanet eden babam olsa düşünmem. Hadi. İlk atışımdan sonra atış serbest. Hadi. Dikkat edin. Siper alın. Saklanın. Koruyun beni. Saklanın. Zümrüt. Yılmaz. Geri çekiliyoruz. Hadi. Hadi! Ne halin var? Geride yaralı bırakma! Hadi! Teslim olun! Geber! Osman! 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 Hayır! Hayır! Osman! Dayan kardeşim! Nefes alıyor ama durumu kritik komutanım! Bir cinayet daha. Artık böyle bir yola girdi mi dönüş olmuyor ki. Dönüşü olmayan yolda can alma, gasp yapma, orman yakma ya da bir iffete el uzatma varsa bu nasıl bir yoldur? Bir şeyler yapmak için, yani yeni bir düzen kurmak için çıkmıştık yola. Hak hukuk çiğneyerek, insan kanı akıtarak hangi hedeflere varılır? İnsanları düşmanlaştırarak, birbirine kırdırarak ne olur? Ama ben köyde değersiz biriydim. Ve bir yol bulup kendimi ispatlamak zorundaydım. Kendini göstermek, vatanına ve insanına ihanet etmekle mi olur? Başka ne yapabilirdim ki? Bize sürekli halkımız için savaşmamız söyleniyordu. Herkes Allah'ın kuludur. Bu yönüyle eşittir. Kimsenin kimseye ne üstünlüğü ne de eksikliği vardır. Üstünlük, Allah'a daha iyi kul olabilmektir. Üstünlük, insanın gayreti ve iradesini daha iyi kullanmasıdır. Evet. Ben zaten iyiliği unutmuştum ki. Unuttun, can aldın. Kimi öldürdüğünü biliyor musun? Hayır. Çatışma bu. Hayatı insanlara kim verdi? Allah. Sen öldürülseydin kim ağlardı? Anam ağlardı. Peki o insanın da anası yok muydu? Babası, eşi, çocuğu yok muydu? Ben bu işlerin buralara varacağını hiç bilmiyordum. Bütün varlık bir denge üzerine kurulmuştur. Dengeyi bozan zulüm mutlaka karşılığını bulur. Bir karınca bile olsa. Şimdi ne olacak peki?
Bütün hak sahipleri gelip haklarını alacaklar. Geride bıraktığın acılı insanlar, yetimler gelip seninle yüzleşecekler. Benim neyimi alabilirler ki? İyilik olarak neyim varsa onlara geçirilir. İyi de bende o kadar iyilik yok ki. O zaman da onların cürümlerinden zulüm karşılığı kadarı sana yüklenir. Ben nasıl dayanırım ki bunca yüke? İnsan ateşe dayanabileceği kadar günah işlemeli. Değil mi? Desene, benim işlerim iyice karıştı. Peki, dünyada düzelmiş miydi? Hayır. O günden sonra daha da çok karıştı. Hayati tehlikesi yok, değil mi? Ondan alacağımız bilgiler çok önemli çünkü. Yok, atlattı. Yalnız biraz müsaade edersek dinlenmesi iyi olur. Korumalar arttırıldı mı? Evet komutanım. Burada da üst seviyede koruma istiyorum. Odaya doktor ve hemşireden başka kimse girmeyecek. Emredersiniz komutanım. Sana öldür dedim. Geride yaralı kimse bırakma dedim. Birden yapamadım. Askerler de gelince ateş falan edemedim. Sus lan, sus! Üç çuval inciri berbat ettin. Bülbül gibi ötüp her şeyi ortaya döker şimdi. Sinan yoldaş, evde bunlar kalmıştır. Köye inip getireyim derim ama sen bırak. Nasıl... Gecenin bu vakti belli etmeyelim yerimizi. Peki ağam. Sen neredeydin? Merkezle konuştum. Kampın yerini Gamazlayan'ı öğrenmişler. Yılmaz'ın anasıymış. Emredin komutanım. Ne işin vardı içeride? Bir şey duydum gibi geldi komutanım. Kontrol ettim. Pekala. Gözünüzü dört açın. Bu hatayı örgütün affetmeyeceğini biliyorsun Yılmaz yoldaş. Cezanı da biliyorsun. İdam. Ama madem kaçarı yok, işi temizleyecek bir yol da biliyorum. Zümrüt'ü öldüreceğim. Kolay değildir. Asker kaynıyordur her yer şimdi. Bir de sen yakalanırsan o zaman işler iyice yokuşa biner. Onu da düşündüm. Öleceksem davam uğruna ölürüm. Görsen ana. Boğmamak için zor tutuyorum kendimi. Bize yaptıkları. Osman'ın başına gelenler. Bu vatan. Dinle beni oğlum. Bugün hanım teyzenle konuştuk. Hiçbir şey bildiğin gibi değilmiş. Ne demek bu? Ah oğlum, Zümrüt'ün hiçbir suçu yok olanlarda. Zümrüt'ün suçu yok mu? Tansiyonu normale dönüyor. Gerekirse tamam. Akşam bir ağrı kesici tamam. Yaparsınız. Çok şükür Allah. Çok şükür ya Rabbim.
ederim. Bildiğin gibi değil. Yılmaz kaçırdı beni. O gece... Sus Ümit. Yorma kendini. Her şeyi biliyorum. Hanım teyze öğrenmiş durumu. Çok kaçmaya çalıştım ellerinden Cemil. Çok direndim. Hatta jandarmanın babamı öldürdüğünü duyunca bile... Ne? Bunu sana Yılmaz mı söyledi? Evet. Sorgulanırken çok işkence etmişler. Olmadı değil mi öyle bir şey? Bu da yalandı değil mi? Aşağılık herif. Yılmaz yoldaş, kararlı mısın? Başka bir yolu olmalı ha? Bir yol daha var. Teslim olmak. Sence hangisini yapmalıyım? İfaden Hanım Gürsoy'la örtüşüyor. Parmak izinin bulunduğu tüfek boştu değil mi? Evet Savcı Bey. Pekala. Yardımcı olduğun için sağ ol kızım. Bugün nasılsın? Daha iyiyim Cemil. Anamı ne zaman görürüm? Anca mahkemeden sonra herhalde. Bu senin. İzne geldiğimde aynısını almıştım. Onu veremedim. Ama bununla aynı yerden devam edelim istersen. Ana, iğne olursa mağlayan bebekten alacaktık. Niye gitmiyoruz hala? Tamam kızım. Test sonuçları çıksın bir bakarız. Allah razı olsun senden oğlum. Hastane köşelerinde bırakmadın ya beni. Anacığım o nasıl söz? Nasıl öderim ben senin hakkını? Dur! Ben ziyarete geldim. Yakının mı var burada? Hasan baksana. Sen! Dur orada dur. Kımıldama. Olduğu yerde kal. Tamam. Teslim oluyorum. İndirin silahları. Allah'ın cezası herif. Buraya kadar gelmeye cesaret ettin ha? Teslim olmak için geldim Cemil. Allah şahit hiçbir suçum yok benim. Sus! O pis ağzını Allah'ın adına alma. Sakın Cemil. Daha kim olduğunu bile bilmiyoruz. Benim hiçbir kabahatim yoktu inan. Her şey geride kaldı artık Cemil. Elini kana bulama. Cemil, indir silahını tutuklayalım şunu. Askersin sen. Buna hakkın yok. O zaman bundan sonra asker değilim. Su testisi su yolunda kırılır derler. Hep bu anı bekledim durdum. Çünkü insanların çok hakkını aldım. Her talandan sonra yüzlerindeki ifade beni kahrediyordu. Ya katil olduğun zaman neler yaşadın? O beni iyice kahretti. Niye? Çünkü ben öldürdüm o askeri. Çoluğu çocuğu çok acı çekmişlerdir. Onu tanıyor muydun? Hayır. Aranızda özel bir husumet var mıydı? Hayır. Aynı Allah'a mı inanırdınız? Evet. Aynı peygambere mi inanırdınız? Evet. Aynı kitaba mı inanırdınız? Öyle olmalı. Aynı iklimi, aynı toprağı, aynı havayı paylaşıyordunuz değil mi? Evet. Evet. Evet öyleydi. Aynılıkları saysam binlerce çıkar. Gayrilikleriniz ise birkaçı geçmez.
Doğru. Sonuçta aynı toprağın insanlarıyız. Aynı dine inananlar birbirlerini sevmedikçe tam inanmış olabilirler mi? Bilemiyorum. Yani herhalde olmazlar. Birbirlerini sevmedikçe inanmış olamazlar. İnanmadıkça da cennetin kokularını alamazlar, güzelliklerini göremezler. Şimdi ben kayıp mı ettim? Ben hüküm sahibi değilim. Peki, ne olur halim? Bilemem. Ama önce birisi var yüzleşmek için. Kim o? Annen, hanım. Siz bir anne olarak oğlunuzdan razı mısınız? Bunca cürüm işleyene ne denir ki? Peki, sizin o cürümlerde hisseniz var mı? Tam bilmiyorum ama hata etmiş olabilirim. Zümrüt'ü oğlunun kaçırdığını biliyor muydun? Evet. Farkına varmıştım. Bunu gizledin mi? Ben bir anneydim. Yüreğim yufkadı. Zümrüt ailesinden dışlandı. Cemil nişana attı. Bir insan mağdur oldu. Sen buna şahit oldun. Evet. Bedeli ne oldu? Çok, çok acı şeyler oldu. Bilip de doğruyu gizlemek, zararı kendinizde kalsa ayrı mesele. Bu yüzden oğlunun bu cürmüne ortak olmaktan sorumlusun. Ama ben onu hiç onaylamadım. Fakat bu yanlışının bedeli onu daha azgın sonuca sürüklemedi mi? Evet, yanlıştan döndüm ama... Geç olmadı mı? Evet. Gecikme bedelinde cinayet işledi, onca vebal yüklendi sırtınıza. Böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Allah'ım, bu ne acıdır. Vakit sona erdi. Mizan ağırlıklarını aldı. Artık tartı zamanı. Ben şimdi... Haksızlık yok, zulüm yok olanlarda. Ama bende de hayırlı amel yok. O zaman ne gelir ki elimden? Dünyayı bir cennet saydı sayanlar, düştü arkasına hep aldananlar, dahası takılıp yolda kalanlar, ziyan olup heder olup gittiler, tasa olup keder olup gittiler. Hayır, 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 hayır. Hayır! 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 Gitmek istemiyorum oraya! Hayır! Toprak olayım! Taş olayım, oraya gitmeyeyim! Hayır! Yalvarırım, ne olur, hayır! Hayır!